Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir boyunluk yapacağım. Yine dikişsiz olacak. Bunun için 4 numara böyle 40 santimlik bisnalı bir şişe ihtiyacım var. 4 numara yine belirttiğim gibi ve 40 santimlik küçük bir bisnalı şiş. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle ipimi aldım ve ilmek atmaya başlıyorum. Evet, 130 adet ilmek atalım. Evet, 130 adet ilmek attım şişime. Sonra şöyle hepsi aynı yönde olacak şekilde düzelttim. Diğer şişimin ucuna kadar böyle biraz hafif çektirdim. Başladığım nokta burası. Şimdi şöyle karşılıklı şişlerimi aldım. Evet, şimdi şuradan bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane de buradan çıkarttım. Sağ şişimden çıkarttığım ilmeği sol şişime alıyorum. Sol şişimden çıkarttığım ilmeği de sağ şişime alıyorum. Böylelikle burada bir birleştirme yaptım. Ve bu yöntemle de belli olmayacak inşallah. Şimdi burada bir birleştirme yaptım. Daha sonra bir tane ilmek tutucum var. Onu şurada yerini belli etsin diye başlangıç noktamı belirlemek için sağ taraftaki şişime taktım. Şimdi bir düz, bir ters. İlk sıra zorlanacağız. Ama ilk sırayı tamamladıktan sonra gayet kolay bir şekilde örgümüze devam edeceğiz. Bu sıra biraz zorlayacaktır bizi ama hiç problem değil. Bir düz, bir ters lastik örmeye başladık. Evet, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bir düz, bir ters örmeye devam ediyorum. Lastik yapıyoruz. Ve son olarak ters. Burada bir ilmek tutucum vardı. Yerimi belirlesin diye. Onu yine sağ tarafa geçirdim. Şimdi bir sıra daha örüyorum yine aynı şekilde. Şimdi ikinci sıraya geçmiş oldum. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Lastik yapmaya devam ediyorum. Artık biraz daha kolaylaştı işimiz. İlk sıra gibi değil, ikinci sıradayız artık. Düzleri düz örüyorum. Tersleri de ters olarak örüp lastik yapmaya devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Ve son ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu sol tarafta kalan ilmek tutucumu bu tarafa atıyorum. Bu çünkü başlangıç noktamı belirliyor. İkinci rengimi şu şekilde aldım. Şöyle arkada bırakıyorum. Bu sırada artık başka bir renge geçmek istedim. Yine devam ediyorum. Sıraya göre düzse düz, ters ise ters alarak yine aynı şekilde lastik yapmaya devam ediyorum.
Pembe renkle başladık. 2 sıra bir ters bir düz ördük pembe ile. Sonra yeşil renge geçtik. Şimdi yine aynı şekilde bir düz bir ters olmak üzere yine lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Son bir. Soldaki ilmek tutucumu sağa geçiriyorum ve diğer pembe ipime yeniden geçiyorum. Yeşil burada kalıyor yine. Aynı şekilde lastik yapmaya devam ediyorum. Evet, son 2 tane kaldı. Onları da yapalım. Ve soldan sağa geçirelim ilmek tutucumuzu. Şimdi bırakıyorum ve diğer rengime geçiyorum. Şöyle arkaya attım ve yine aynı şekilde lastik yapmaya devam ediyorum. Evet, son 2 tane kaldı. Onları da ördük. Soldaki ilmek tutucumuzu sağa geçirdik. Şimdi yine ilk başta yaptığımız gibi pembe renge geçip şimdi şurada ilk başta ne yaptım? 2 sıra bir ters bir düz pembe renkle yaptım. Sonra aralara 2 renk karıştırdım ve ortasında yine bir sıra pembe vardı. Şimdi 2 sıra pembe renkten yine bir ters bir düz lastik yapmaya devam edelim. Evet, son 2. Artık sıramı tamamlıyorum ve soldaki ilmek tutucuyu sağ tarafa geçirdik. Şimdi ne yaptık? 2 sıra ilk başta pembe ile başladık. Bir ters bir düz örmeye, sonra farklı bir renk attık. Aralarına bir sıra tekrar pembe ve farklı bir renk. Yine 2 sıra pembe ile tamamladım. Artık bu kadar lastik benim için yeterli. Şimdi pembe ile devam ediyorum. Düz örgü örmeye. 4 sıra bu şekilde düz örgü öreceğim. Tam 4 sıra. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece düz örgü örüyorum. Evet. 4. sıramı tamamlamak üzereyim. 4 sıra düz örgü ördüm. Ve tamamladım. Soldaki ilmek tutucuyu sağ tarafa geçiriyorum. Şurada 4 tane, yani 4 sıra düz örgü ördüm pembe ipimle. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. Yeşil ipimi aldım. Hafif serbest bırakıyorum çünkü altta hala o tutuyor. Koparmadım iplerimi. Şöyle biraz ayarlamasını yapalım ve yeşil ipimle 4 sıra ters örgü öreceğim. Sadece ters örüyorum. Evet, son 2 tane kaldı. Onları da örelim. Soldan sağa geçirdik. Şimdi ne yaptım? 4 sıra ters örgü ördüm. Diğer rengimi koydum. Şimdi yine pembe renge geçip 4 sıra düz örgü öreceğim. Daha sonra yine farklı bir renk koyup, yani mor rengi koyup, ben siz hangi rengi istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Daha sonra mor renkle yine 4 sıra ters örüp yine pembe ile düz. Yani bu şekilde istediğim boya ulaşıncaya kadar ben bu şekilde yapacağım. Şimdi pembeye nasıl geçiyoruz? Pembe ipimi aldım. Şöyle düz örgü örmeye başlıyorum. Şu arkadan da
kasmasın diye ipimi hafif çekiştirdim. Şimdi bu şekilde düz örgü örmeye devam edeceğim. Her sıranın arasında, yani her rengin ortasında muhakkak pembe olacak. Yani benim modelimde böyle oluyor. Daha sonra devamında yine ters, 4 sıra ters farklı bir renk, sonra düz örgü pembe renk. Ben bu şekilde devam edeceğim. Ve son bir tane kaldı. Hemen ilmek tutucumu da sağ tarafa geçirdim. Şimdi bir bakalım neler yaptık. Ben ördüm. İstediğim boya ulaşıncaya kadar. Dediğim gibi bunları ben farklı renk kullandım ve ters örgü kullandım. Siz bunu düz bir şekilde de örüp boyunluğunuzu bitirebilirsiniz. Bunları yine aynı bu şekilde ters örgü yapıp aralarda yine bunlar hep dörder sıra. Tek renkte de yine bu modeli verebilirsiniz ama ben rengarenk olsun istediğim için her rengin arasına 4 sıra düz örgü ördüm ve buradaki renklerimi de 4 sıra ters yaptım ki zaten bunun yapımını göstermiştim. Şimdi devam ediyorum. Artık burada bitirişte de yine lastiğimizi aynı şekilde uygulayacağız. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar lastik yapımına devam edelim. Evet, son iki tane kaldı. Onları da örelim. Ve son ters örüyorum. İlmek tutucumu hemen sağa geçirdim. Aslında artık ilk başta burayı çok detaylı bir şekilde göstermiştim. Buradaki lastik yapımını ve renk geçişlerini. Şimdi onun aynısını yapacağız ama bu sefer şu renklerle devam edecek yani. İki sıra pembe renk. Daha sonra renk koydum. Yine ortasında pembe renk oldu ve yine başka bir renk. Son yine pembe ile bir ters bir düz öreceğiz. İki sıra ve bitireceğiz. Yani bunun aynısının şu ters yönünden bu tarafa yapacağız. Yani bunu tekrardan göstermemin bir mantığı yok. Çünkü zaten bunu ilk başta gösterdim şurasını. Detaylı bir şekilde. Şimdi bir sıra daha pembeden lastik yapımına devam edelim. Sonra renklere geçeceğim. Evet, ben lastik kısmını bitirdim. En son iki sırada pembemi ördüm ve bir ters bir düz lastiğimi tamamlamış oldum artık. Şimdi kesiyorum. Siz nasıl alıştıysanız o şekilde kesebilirsiniz. Artık boyunluğumu bitiriyorum. Evet, boyunluğumu çok şükür bitirdim. Şöyle esnek, yumuşacık bir boyunluk elde ettim. Dikişsiz. Bunu hatırlıyorsanız diğer videolarımda bu renklerle şapkalar örmüştüm. Onlarla kombin yapmayı düşünüyorum. Kızıma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.